neden erken geldin sen? Deneme sınavı vardı anne. Ben de erken çıktım. Yavrum, yapma böyle ama. Ne konuştuk biz seninle? İlk seferinde olmadı, ne yapalım? Babam öyle demeyecek ama anne. Ya, bugün geliyor. Doğruyu söylemek lazım. Ya bari hemen söylemesek. Tamam yavrum, telefonda idare ettik de... ya yüzüne karşı da nasıl yalan söyleyeyim? Hemen anlar o. Aman, canını alacak değil ya. Eser gürler, sonra durulur. Sen üzülme, korkma, oldu mu? Ben bir yolunu bulur söylerim, tamam? Geliyorum. Hoş geldin Kazım. Nasıl geçti yolculuğun? Banyoyu hazırlasana, bilmiyorum tam. Tamam, şimdi hazırlarım ben. Cüneyt! Hoş geldin baba. Gel bakalım. Şu sınav sonucunu görelim, getir de. Banyo hazır. Hadi geç. Dur hele ya. Şu sınav kağıdını görelim mi? İyi dediğiniz puan ne kadar iyiymiş, hı? Kevser. Kazım, sınavda bir terslik olmuş. Biz sana telefonda söyleyemedik. Terslik mi? Ne tersliği? Çocuk şıkları kaydırmış galiba. Puanı beklediğimizden düşük geldi. Ne kadar düşük? Bu sene kısmet değilmiş. Seneye bir daha girer. Sen dalga mı geçiyorsun lan benimle? Ha? İlk sınavı bile geçemedin mi yani? Hani iyiydi lan puanın? Ha? Hani ikinciye hazırlanıyordun? Sen haftalardır yalan mı söylüyordun lan bana? Seni yollarda üzmeyelim. Gelince söyleriz dedik. Sen sus lan. Utanmadınız mı bana yalan söylemeye? Ha? Bak, çok üzüldü zaten. Daha fazla üstüne varma. Yok, bir de üzülmeseydi. Ulan eşek gibi koşturuyorum ben be. Ne pis işlere bulaşıyorum, haberiniz var mı sizin? Gecem yok, gündüzüm yok, bu herif okusun diye. Bunun umurunda mı? Kalk git lan. Defol, kalk git, gözüm görmesin seni. Defol. Defol Allah lan. Allah aşkına, defol. Yapma Kazım. Senden bir halt olmaz lan, gerizekalı. Beyinsiz herif. Burası senin böyle be. Sen amca, yük ol bana. Başka hiçbir işe yaramaz. Ulan eşeklik bende be. Dershanelere para yetiştireceğim diye canım çıkıyor. Kimlerin ağzı kokusunu çekiyor? Her gün eziyet be. Ne olur. Kırma şu çocuğun gururunu. Kırılırsa kırılsın. Bir sene daha dershane parası ödeyemem ben. Ne hali varsa görsün. Seninle de sonra hesaplaşacağız. Ana oğul bir olup keriz yerine koydunuz beni. Görüşeceğiz. Bundan sonra ikinize de hayatınızı döneteceğim. Hadi bakalım. Cüneyt. Cüneyt. Yavrum, duyuyor musun beni? Akşama babanın siniri geçer. Tamam mı annem? Sen üzme canını hiç. Cüneyt, duyuyor musun beni?
Kerem. Tuz sonuçları bugün açıklandı değil mi? Açıklandı. Ben de ona bakacağım şimdi. Hadi hayırlısı. Almışım. Ne güzel işte. Tercih yapmaya kazandım yani. Tebrik ederim. Sağ olun. Nereye yazacaksın peki? Vallahi senin beyim. Yani faydalı olacağım bir yer yazacağım. Aslı da çok sevinecektir. Ceyda'dan sonra seni de yolcu ediyoruz yani. Öyle olacak galiba. Tebrik ederim. Sağ olun. Bunlarda hayvan deneylerine dair raporlar. Akşama kadar sizden bir sunum bekliyoruz. Yetişir değil mi? Hı hı, yetişir. Tamam, kolay gelsin. Sağ olun. Kerem, belli oldu mu? Hadi çabuk söyle. Belli oldu hayatım. 53 almışım. Gerçekten mi? Ay hayatım, çok sevindim. Çok iyi bu. Sağ ol. O zaman puanın İstanbul'da bir yere rahatça yetiyor değil mi? Ay çok rahatladım Kerem ya. Senin günün nasıl geçti? Yani işte biraz yoğun ama iyi. Akşam kutlayalım olur mu? Kerem Bey, Kerem Bey. Acile bir hasta getirdiler. Ağır yaralı. Tamam Ali. Aslı, görüşürüz. Aslı, ya sen bir doktorsun. Bunun uzmanlığını alamadım. Hayatım, yine girersin sınava. Kerem, benim buna gücüm yok. Ya ben başka bir yere kazanırsam? Ya buradan gitmemiz gerekirse? Daha sınav sonuçları belli değil ki. Belki de burada bir yer olacak. Aslı, yapma ya. Ya her şeyi sil baştan yeniden mi başlayacağız? Bambaşka bir dünya, bambaşka bir iş. Burada ne güzel çalışıyoruz işte birlikte. Birbirimize destek oluyoruz. Ya her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz. Kaç tane hastayı tedavi ettik seninle beraber? İyi de burada kalacağımız kesin değil ki. Kim bilir tayinimiz nereye çıkacak? Bu şirketin parası iyi, çalışma saatleri iyi, nöbet yok. Ölen hastalar, kızgın hasta yakınları falan. Belki de bir eve bir doktor yeterlidir ha? Hı hı. Feriha Hanım istedi değil mi bunu? Yine hayatımıza burnunu sokmadan duramadı işte. Kerem, böyle konuşma lütfen. Ben kendi kararlarımı kendim verebilirim. Keşke yapsan Aslı. Keşke öyle yapsan. Doktor! Biri baksın buraya! Tamam, ben de. Yavaş yavaş. Boşaltın bunu ya. Kalktık, kalktık. Çabuk. Tamam, bir buraya kadar. Sarsmayın, sarsmayın. Tamam, kilitlen. Hanımefendi, lütfen izin verir misiniz? Damar yolu açın, tansiyonu nabız bakın. Acil müdahale arabası, hadi çabuk! Mehmet Bey'e haber verelim. Hadi sallanmayın, sallanmayın. Hadi aşkım. Kızlar, sargı bizi. Ayşe, buna devam et. Sarıyorum. Tam olarak ne oldu? Kendini vurmuş. Doktor, sallanma, çabuk ol hadi. Tamam beyefendi, sakin ol. Beyefendi, ne yapıyorsunuz? Bırak. Dışarı çıkar mısınız? Bırak. Mehmet'le eve gidecek zamanımız yok. Tomografiye indiriyoruz. Tamam. Hadi, yolda intübasyon bağlarız. Hadi çabuk. Hadi kızlar, çabuk. Siz de. Sallanmayın, sallanmayın. Güneş nerede? Kızım nerede Suna? Odasında. Babacığım. Güzel bebeğim, güzel kızım, çok özledim seni.
Oh, çok özledim seni çok çok. Ne babacığım? Çok özledim seni çok. Özledin mi sen de babayı? Seninle konuşacağız sonra. Evet, konuşacağız tabii. Ne yapıyorsun sen ya? Ha? Ne işin var senin Almanya'da? Ben gitmeseydim her şey daha kötü olurdu İlker. Şuna buna hakkın yok. Böyle kızımı alıp kafana göre istediğin yere gidemezsin. Ben yapamam ama sen kafana göre davranabilirsin, öyle mi? Bundan sonra istediğin yere tek başına gidebilirsin. Ama kızımı hiçbir yere götürmeyeceksin. Ya beni aldattığını düşündüm, aklım başımdan gitti. Şuna yeter, yeter! Niye beni ikna etmiyorsun? Beni sakinleştirmek yerine, ikna etmek yerine niye sürekli benden kaçıyorsun? Ya ne yapayım istiyorsun? Anlattım ya sana her şeyi. Ya beni sevdiğini söyle. O kızın senin için hiçbir şey ifade etmediğini söyle. Bak Suna, seninle kavga etmek istemiyorum, tamam mı? Bu çocuğun kavga dövüş içinde büyümesini de istemiyorum. Sen haklıydın, tamam mı? Seninle aramızda eksik bir şeyler var. Başından beri de öyleydi. Kusura bakma. Benim elimden gelen de bu. Ne yapayım yani? Kabulleneyim mi? Böyle idare mi edeyim? Ne yapayım? Ne yapmak istiyorsan onu yap ama sakın bir daha kızımı alıp bir yere götürme sonra. Hasta 17 yaşında silahla intihar etmiş. Sağ frontal ve parietal kemikte fraktür, intraserebral, subdural hematom ve beyin ödemi görünüyor. Ne yapacağız hocam? Ameliyat alıyorum hemen. Söyle ameliyathaneye hazırlasınlar. İlk yere daha haber ver. Bir de Zeynep Hanım'ı bilgilendir lütfen. Tamam hocam. Ameliyatı alıyoruz. Beyin cerrahımız Mehmet Bey ise daha sonra bilgi verecek. Ceyda, yolda mısın? Evet canım, yoldayım. Ay kızım sen nasıl bindin gittin o arabaya? Benim aklım almıyor ya. Böyle bir an sarılacaksın, barışacaksınız falan zannettim ben. Vallahi bir an ben de öyle zannettim ama yapamadım işte. Kızım belki dönersin ya. Sen gider iki gün kalırsın, daralır dönersin. Belli mi olur? Yok Yeşe, ben dönmem artık. Yani Mehmet'in söyledikleri de bir şey değiştirmiyor. Zaten kalsaydım da iki gün sonra aynı şeylerden kavga edecektik. Bir şey değişmeyecekti yani. O da son dakikayı buldu konuşmak için. Vallahi bilmiyorum. Blöf yaptım sandı herhalde. Bana bak Ceyda, yani eğer inat olsun diye yapıyorsan yazık edersin ha. Ya bir görseydin hani, utanmasam ağlayacaktın Mehmet için ha. Ya, üzüldü mü gerçekten? Üzüldü tabii canım. Ya biraz duygularını dinlesen Ceyda'cığım, biraz iç sesine kulak versen. Çevirsen o direksiyonu, buraya geri dönsen mesela. Ya Neşe'cim ben artık duygularımı dinlemiyorum. Bitti yani, kapattım o defteri. Ayrıca sen de biraz destek olur musun lütfen ya? Kafamı karıştırıp duruyorsun. Bak vallahi açmayacağım bundan sonra telefonlarını. Aman tamam tamam. Tamam sen yoluna bak. Gidince haber ver bana. Bana bak, yavaş git ha. Tamam hadi bay bay. Tamam. Ay bir sıkıntı var içimde ama. Hayırlısı. Ne
yüzüğü çıkaran ben değilim. Demek ki hazır olmayan sensin. Mehmet, ben böyle ikinizin arasında itilip kakılamam. Yani yapamam bunu. Ya ben kavga istemiyorum. Ben kimse beni kabullensin diye uğraşmak da istemiyorum. Ben sadece huzur istiyorum ya. Doğru. Sen bunlara alışık değilsin. Her şey her zaman senin istediğin gibi olmalı. Biraz alttan almak, oluruna bırakmak, sakin olmak. Tüm bunlar sana göre değil. Sana göre olan zoru görünce kaçıp gitmek. Mehmet, ne olur yeniden başlamayalım. Zaten yeterince zor. Zor mu? Zor olan çaba göstermek. Nedir durum? Çocuk 17 yaşında. Kurşun sağlıkları yeterden girip çoğaldan çıkmış. Evet, kötü görünüyor. Ama kanamayı boşaltsam bile şansı yok. Çocuk ölmek üzere. Bundan emin olamayız. Evet, operasyonu kaldıramaz. Masadan kalkması mümkün değil. Vaz mı geçelim yani? Yüzde bir şansı olsa bile. Mehmet, şunları görmüyor musun ya? Çocuğun kafası paramparça olmuş. Bu kadar yakından ateş edilip hayatta kalan birini duydun mu sen hiç? Ben bu ameliyatı onaylayamam. Ölümünü hızlandırmaktan başka bir işe yaramaz. Müdahale etmezsem zaten ölecek. Ben riski göze alıyorum. Hata yapıyorsun. Sonra senin hastan masada kaldı olacak. Ameliyata başlıyoruz. Bıçak. Hocam hazırız. Silahlı yaralanma. Hayati tehlikesi var. Evet, evet, ailesi burada. Tamam, bekliyoruz. Ailesi nerede? Aşağıdalar. Silah kiminmiş belli mi? Yok Serin Hanım, onu henüz bilmiyoruz. Çocuğun durumu nasıl peki? Durumu maalesef kritik. Yazık. Aileyi yanıma gönderin. Evet. İlker. Suna ve Güneş geri döndü. Konuştunuz mu? İşleri düzeltebildiniz mi? Hayır anne. Ama bundan sonra hayatıma, evliliğime, kiminle görüştüğüme falan karışacak olursanız bir daha yüzümü göremezsiniz. Çok ciddiyim bu konuda. Nedir bu? İstifa dilekçem. Ne demek bu? Ben burada çalıştıkça siz hayatıma burnunuzu sokmaya devam edeceksiniz. Sana söylemiştim Müjgan. Çok üzerine vardınız. İlker Bey daraldı. Hayır baba, sadece onlar değil. Sen de, bu hastanede. Zaten burada bana ihtiyacınız yok. Gerçi bana kimsenin ihtiyacı yok. Hisselerin sahibi Suna. İlker, nereye gideceksin? Ne yapacaksın? Bilmiyorum anne. Hocam nabız düşüyor. 0,5 miligram adrenalin yapın hemen. Hocam atın 30'larda. Adrenalin yapın çabuk. Kalp atımı durdu. Çabuk respiratörü getirin. Hadi hadi. Çabuk. 2 ölçüyorum. Hazır. Hazır. Hadi oğlum. Hadi. 300. Hazır. Hazır. 360. Hazır. Hadi oğlum. Hazır.
Devam ediyoruz. Oğlunuz silahı nereden buldu? Ben özel korumayım. Bir holdinge bağlı çalışıyorum. Silah bana ait. Ruhsatınız var mı? Evet. Şirketin üzerine kayıtlı. O zaman silaha el koymamız gerekecek. Şu an nerede? Evde. Peki. Arkadaşım o zaman eve kadar eşlik etsin, silahı orada teslim alsın. Memur bey, bunu şimdi yapmak zorunda mıyız? Benim oğlum ameliyatta şu anda. Ameliyatın sonuna kadar bekleyemez miyiz? Ameliyat bir saate kadar biter. İyi. Öyle olsun. Bakın, bu adli bir vaka. Silah da önemli bir delil. İkiniz de ifade vereceksiniz. İntihar etmesi için bir sebebi var mıydı? Bir not veya başka bir şey bıraktı mı? Sınav. Üniversite sınavını kazanamadı. Ben bir yüzümü yıkayabilir miyim? Tabii tabii, buyurun. Silahın ruhsatını kontrol edin. Tamam. Görüyorsun seni. Bu kaçıncı ya? Evet hocam, evet. Yani insanlar sağlık sektöründe aksayan her şeyden bizi sorumlu tutmaya başladı. Bizim durumumuz gene nispeten daha iyi. Diğer hastanelerde neler oluyor? Tabii canım. Afiyet olsun Kerem. Sağ olun hocam, size de. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hayatım. Aslı. Öyle tatiline kaçtım. Fazla vaktim yok, seni kutlamak istedim. Tamam, tamam hayatım. Geç otur. Bir şey yer misin? Yok, afiyet olsun. Sen? Ben senden ses çıkmayınca merak ettim. Sınav döndü Nilüfer. Bu sabah. Öyle mi? Evet. Nilüfer bak. Ben çok çok üzgünüm. Dün gece olanlar için. Bir hata yaptık, böyle bir şeyin olmaması gerekirdi. Pişman oldun yani. Yok, öyle değil, öyle değil de yani... Bak sen çok güzel bir kızsın Nilüfer. Ben Suna'ya çok kızgındım. Yani işte böyle bir şeyin olmaması gerekirdi. Olmamalıydı böyle bir şey. Unutalım, olur mu? Olur. Tabii, haklısın. Hoşça kal. Thank you.
Ona nasıl baktığını gördüm. Onun da sana nasıl baktığını. Saçmalıyorsun ha. Saçmalamıyorum. Ben bu bakışı çok iyi biliyorum. Sen en son Ceyda'ya böyle bakmıştın. Suna yeter. Yeter, saçmalıyorsun. Kendini de beni de rezil ediyorsun. Silahı. Kes sesini. Ruhsatı yok, bilmiyor musun? Başımıza dert mi alalım? Doktor, iyileşecek değil mi? Ameliyata girdiğimizde tablo çok ciddiydi. Biz elimizden geleni yaptık ancak beyinde çok büyük bir hasar oluşmuş. Şu anda durumu stabil. Yoğun bakım alınacak. Artık beklemekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Ama sonra iyileşecek, değil mi? Bakın, bunu söylemek çok zor. Ama çok üzgünüm. Kendinizi hazırlasanız iyi olur. İyileşse bile hasar kalma olasılığı çok yüksek. Hocam, acil yeni hastalar geldi. Bakabilir misiniz? Geçmiş olsun. Benim oğlumla ilgilenmeyecek misin? Şu anda yoğun bakım alınıyor. Bir saate kadar gelip kontrol edeceğim, merak etmeyin. Doktor, oğlumu iyileştir. Yoksa bu hastaneyi başınıza yıkarım. Ha, bir de hafta sonu eğitime gidilecek bu Santal'de bir otele. Denize girilir mi sence? Hı? Bilmem. Belki girilir. Senin niye canın sıkın? Çok yoğunuz sabahtan beri. Eseli bir çocuk intihar etmiş. Mehmet Hoca ameliyata aldı ama durumu kritik. Yapma ya. Yazık. Kerem. Sen düşündün mü tercihlerine nereye yazacağım? Düşündüm Aslı. Düşündüm. Yani bu puanla İstanbul'da bir yere rahatça girebilirsin. Hem cerrahi istiyordun. Cerrahpaşa'da var, Çapa'da var. Sen ne düşünüyorsun hayatım? Aslı ben... Ben ilk tercihime Van yazacağım. Ne? Van mı? Evet, Van. Orada daha faydalı olurum diye düşünüyorum. Kerem Bey. Çocuğu yoğun bakıma aldık. Aslanım hoş geldiniz. Geldim Ayşe hemşire. Tamam. Görüşürüz Aslı.
Tamam hocam. Hocam, çocuğu kaybediyoruz. Hocam, nabız yok. Hadi. Hadi Cüneyt. Hadi. Hocam, hala nabız yok. Defibrilatör hazırla. 200 çur, çabuk. Hadi, hadi oğlum. Hadi. Hocam, nabız geldi. Steroid başlayalım. Beyindeki ödemden dolayı olmalı muhtemelen. Bu gece yatırtması zor görünüyor. Bir krizi daha kaldıramaz. Ölecek mi yani? Onu mu söylüyorsun? Umudunuzu kesmeyin. Uyanması için dua edeceğiz. Şu an için yapılacak başka bir şey yok. Üzgünüm. Ne demek yok? Sen doktor değil misin? Beyefendi, siz şöyle dışarı alın. Bırak. Başka hastalarla ilgilenmek yok. Burada oğlumun başında bekleyeceksin. Burada oğlunuzun yanında durmanın bir faydası olmaz. Bekleyeceksin. Parasıyla değil mi? Dünyanın parasını almasını biliyorsunuz ama. Hiçbir yere gitmek yok. Bakın, eğer çıkmazsanız güvenliği çağıracağım. Çıkmıyorum doktor. Sen de çıkmayacaksın. Ben güvenliği çağırıyorum. Sen de ölürsün doktor. Ne oldu? Cüneyt nasıl? Size sakinleştirici verdik. Biraz dinlenin olur mu? Oğlunuz da yoğun bakımda. Kazım. Efendim? Kazım'ın üzerinde silah var. Sağı solu belli olmaz onun. Silaha gerek yok. Oğlunla ilgileneceğim. Silahını indir lütfen. Hadi oradan. Silah çekmesem çekip gidecektim. Bir yanlış anlaşılma oldu lütfen. Hadi silahını indir. Tamam. Benim şakam yok doktor. Oğlumun yanından ayrılmayacaksın. Çabuk güvenliği ara. Silahlı bir hasta yakını. Mehmet Bey yüreğini aldı. Yoğun bakımda. Ne oldu Kerem, ne oldu? Mehmet Bey yüreğini aldılar. Hadi çabuk çabuk. Yoğun bakımda acil durum. Tekrar ediyorum, yoğun bakımda acil durum. Mehmet Bey yüreğini alınmış. Güvenliği derhal çağırın. Şu da imzalanacak rahatlık. Evet. Zerrin Hanım, sabah gelen çocuğun babası Mehmet Bey yüreğini aldı. Yoğun bakımdalar. Ne demek yüreğini aldı? Silah var. Yani dolu mu bilmiyorum ama tehlikeli görünüyor. Hadi boşaltın. Kimse içeri almayacak. Polise haber verin. Silahlı biri nasıl içeri girmiş? Kızım, derhal polisi bağla bana hemen. Bu yaptığınızın oğlunuza bir faydası olmaz. Şimdi güvenlik polisi herkes buraya da olacak. Başınızı belaya sokmayın. Yol yakınken dönün. Kes sesini. Oğlumla ilgilen. Sadece oğlumla ilgilen. Hadi, hadi çabuk ol, hadi! Tamam. Mehmet! Mehmet, iyi misin? İyiyim Selim. Aç kapıyı, güvenlik! Sizi uyarıyoruz. Kapıyı açıp silahınızı teslim edin. Suç işliyorsunuz şu anda. Biz bir saniye izin verir misiniz? Kazım Bey. Kazım Bey lütfen kapıyı açın. Açın da konuşalım. Bakın şu anda çok öfkelisiniz, anlıyor musunuz? Ama kapıyı açmazsanız çocuğunuza yardım edemeyiz. Mehmet orada tek başına bir şey yapamaz. Kazım Bey lütfen kapıyı açın. Yapacak. Yapar. Yoğun bakım değil mi burası? Her şey var burada. Hadi, hadi, hadi! Laftan anlayacak gibi değil. Üstüne gitmeyin. Polisi bekleyeceğiz. Baba, doğru mu? Evet, içerideler. Silahı var, hiçbir şey yapamıyoruz. Bir elik silahla nasıl girdi bu adam buraya ya?
Rauf Bey, arkadaşlarınız çok acil kapısından girmiş. Anlaşıldı. Bundan böyle acilde bir adam diyeceğiz demek ki. İnsanlar şaşırdılar ya. Peki konuşmayı denediniz mi? İşe yaramıyor ki. Adamın gözü dönmüş. Yani dua edelim de çocuğa bir şey olmasın bari. Ya çocuğun durumu iyi değil. Her an kaybedebiliriz. Adamı içeriden çıkarmamız lazım. Hayır efendim. Dışarı ateş edebilir. Uzak duracağız bu kapıdan. Polisi bekleyeceğiz. Beni duyuyor musun? Bakın ben de doktorum. Ben de beyin cerrahıyım. İzin verin oğlunuza beraber müdahale edelim. Tek başına hiçbir şey yapamaz. Mehmet iyi misin? Mehmet! İyiyim. İyiyim, merak etmeyin. Kapıya dokunursanız doktoru vururum. Şakam yok. Allah Allah. Açmıyor baba. Ameliyatta filandır belki. Ben cezalıyım biliyorsun. Okul çıkışı bir yere gitmem yasak. İzin almadan da sinemaya gelemem. Babamı arayayım. Olas mı Mehmet amcadan izin? Olur mu ki? Olur babam halleder şimdi. Dur bu taraftan. Tamam Mert. Mehmet'le konuşurum ben. Tamam. Koridorda boşaltın. Kimse kalmadı. Bir saniye Mert. Acil boşaltmayın lütfen. Lütfen size boşaltın be. Lütfen. Acil. Buyurun. Bize yardımcı olun. Lütfen buraya acil boşaltın. Sultan ne oluyor? Ya sen haberi yok mu Ersin hocam? Ya Mehmet Bey silah çekti ya biri. Ne? Ya. Mert ben seni daha sonra arayacağım tamam mı? Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Elif yanında değil mi? Evet. Tamam arayacağım ben seni. Tamam. Babam anneler ya. Gidelim. Tamam. Nerede durun? Kazım Akça, sabah getirilen çocuğun babası, silahlı. Ameliyat yapan cerrahımızı beyin aldı. Ayrıca bir evde ateş edildi. Kazım Akça! Duyuyor musun beni? Şimdi derhal kapıyı aç ve teslim ol. Yoksa olacaklardan sen sorumlu olacaksın. Oğlum iyileşene kadar buradan çıkmayacağız. Karışanı yakarım. Bu katı tamamen boşaltıyoruz. Kimse kalmasın. Bakın ben burada kalırım. Adamla konuşurum isterseniz. Bakın doktor bey. Her şey olabilir. Adam paniğe kapılıp dışarı ateş edebilir. Bu sorumluluğu alamayız. Lütfen herkes burayı boşaltsın. Arkadaşlar yardımcı olun. Hadi. Lütfen. Of Neşe açmayacağım ya. Açmayacağım. Aç şu telefonu Ceyda ya. Neşe bak bir daha düşün demek için aradıysan kapatıyorum telefonu. Ceyda Mehmet'i biri rehin almış. Ne? Ya silahlı bir hasta yakalayıp... Yoğun bakımdalarmış. Ben de şimdi giriyorum hastaneye. Sen şaka yapmıyorsun değil mi? Ah Ceyda'cığım keşke şaka olsaydı. Adam silahlı diyorum ya. İçeri kimseyi almıyormuş. Çocuk ölürse ben de seni öldürürüm diyormuş. Neşe ne diyorsun sen ya? Tamam ben dönüyorum şimdi tamam mı? Şey yapacağım havaalanına gideceğim daha çabuk gelirim öyle. Ya Elif nerede? Ne yapıyor Elif? Bilmiyorum. Onun haberi yoktur daha herhalde. Tamam ben dönüyorum şimdi. Şey yap sen beni sık sık haberdar et tamam mı? Sık sık ara beni. Tamam. Hadi sen de dikkatli gel. Hadi. İnanamıyorum ya. Şimdilik durumu stabil görünüyor. Beklemekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. İyi. Bekleriz.
Kazım Akça, dinle beni. Sana 5 dakika süre veriyorum. Yoksa kapıyı kırıp içeri gireceğiz. Kapıya dokunursanız doktor ölür. Yapacak bir şey yok, bekleyeceğiz. Efendim. Tamam, hemen geliyorum. Muhabirler gelmiş. Yok canım yok. Polis katı boşalttı. Biz de böyle elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz işte. Ay inanamıyorum ya. İnanamıyorum yani. Ceyda'nın haberi var mı? Var, konuştum. İzmir'e yaklaşmış. Havaalanına gidiyor hemen. Aşağıdaki muhabirleri gördünüz mü? Elif duymasa bari. Mert'le beraber sinemaya gideceklerdi. Televizyondan falan uzak tutmasını söyledim. İyi bari. Sen adamın karısı var diyordun. O nerede peki? Bir şey olmadı değil mi doktor? Kevser Hanım, kocanız doktor arkadaşlarımızdan birini rehin aldı silahla. Ne? Ya ablacığım sen bir yenip konuşsan ya kocanla. Yani bu yaptığı şeyin hiçbir anlamı yok ki. Yani bu şekilde doktorun oğlunuza da bir faydası olmaz. Siz onu bilmezsiniz. Kimseleri dinlemez o. Doktor başka hastaya bakacağım deyince çok sinirlenmişti. O yüzden yapmıştır. Ama şu an suç işliyor. Bakın, bu yaptığı şey yüzünden tutuklanıp hapse girebilir. Kazım'a hiçbir şey olmaz. Arkası sağlamdır onun. Ne demek bu? Bana bir şey anlatmaz ama birileri için çalışıyor. Ne zaman başı derde girse kurtarırlar onu. Bunlar sözde iş adamı ama ne iş yaptıkları belli değil. Seyirciler, aldığımız bir son dakika haberine göre İstanbul'da bir özel hastanede bir doktor rehin alındı. Silahlı bir hasta yakını tarafından yoğun bakım ünitesinde rehin alınan doktor için emniyet birimleri çalışmalarını sürdürüyor. Beyin cerrahı Mehmet Salihoğlu'nun bugün intihar eden liseli C.A.'nın ameliyatını yaptıktan sonra babası Kazım Akça tarafından rehin alındığı bildirildi. Hastanede gergin bekleyiş halen devam ediyor. İntihar nedeni henüz öğrenilemeyen C.A. ağır yaralı olarak getirildiği hastanede acil olarak Doktor Mehmet Salihoğlu tarafından ameliyata alınmıştı. Kazım Akça'nın güvenlik görevlisi olarak çalıştığı, oğlunun ölümü halinde rehin aldığı Doktor Mehmet Salihoğlu'nu da... Sesini açabilir misiniz radyonun? Elimize ulaşan bilgiler arasında. Son zamanlarda hastanelerde benzer vakaların artması, yurt çapında görev yapan doktorların ve sağlık çalışanlarının... Biraz daha hızlı gidebilir miyiz lütfen? ...eylemler yapmasına sebep olmuştu. Teşekkürler. Benim de bir kızım var. Şu anda meraktan ölmüştür. Sana söz veriyorum. Oğlunla ilgilenmeye devam edeceğim. İşimizi yapmamız için bizi tehdit etmene gerek yok. Benim anam nasıl öldü biliyor musun doktor? Senin meslektaşların ilgilenmediği için öldü. Çok üzüldüm. Ama eminim ellerinden geleni yapmışlardır. Her şey her zaman bizim istediğimiz gibi olamayabiliyor. Senin oğlun başına bir kurşun sıktı. Orada ölmemiş olması bile bir mucize. İnan bana, şu anda dünyada hiçbir yer, hiçbir hastane, hiçbir doktor oğlun için faydalı olamaz. Dua etmekten başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bana silah doğrultmuşsun ya da beni vurmuşsun. Fark etmez. Oğlum ölürse ben katil olurum zaten.
Niçin hiç fark etmez? Ne oluyor? Ne oluyor? Nabız alamıyoruz. Hadi. Bu ses ne? Çocuğumun kalbi durdu. Hadi. Hadi Cüneyt. Şu aleti getir bana. Hadi şu aleti getir bana. Hadi. Hadi. Şunu al buraya da. Geri çekil. Hadi. Nerede, yoğun bakımda mı? Polisler sokmuyor Ceyda. Dur şimdi sakin ol. Ceyda. Ceyda sakin ol. Polis seni sokmuyor diyor. Ceyda sen beni dinliyor musun? Nereye Ceyda? Durma. Durma, devam et, durma! Üzgünüm. Ölmedi, hayır, ölmedi, ölmedi! Devam et, ölmedi, hadi devam et, devam et! Toilet yok! Müdahaleye hazır ol, içeri gireceğiz. Emredersiniz. Buradalar mı? Yaklaşın. Memur bey, konuşacak. Bak, yapabileceğimiz başka bir şey yoktu artık. Fazla şansı kalmamış, hadi indir. İndir şu silahı. Hadi. Oğlumu kurtarmadın doktor. İşte merak etme. Bize gidelim mi? Ben babamı bir daha bir arayayım da. Ya arama şimdi işte. Takılıyoruz ne güzel. Sen koşkanı hazırlat hemen. Kerem 4 ünite B pozitif, tamam mı? Tamam hocam. Tamam, sen burada kal. Burada kal. Hayır İlker, ben de gireceğim. Hayır ben. Tamam, tamam, hayır, tamam. Hayır ben. Ya bırakamazsınız. Hayır, orada hiçbir şey yapamazsın ki şimdi. Dur. Sakin dur, olun. Sakin olun. Olamam ya. Olamam, sakin ol. Ya nasıl sakin olabilirim ya? Nasıl olabilir böyle bir şey? Yani nasıl böyle bir şey olabilir ya? İnanamıyorum. Tamam. Tamam sakin. Göster. Batın içinde serbest sıvı var. Bağırsaklarda ciddi hasar görmüş. Onarsak bile hayati riski var. Kurşun vertebraları da parçalamış.
Spinal kanalının içinde kemik fragmanları var. Sinirler de yaralanmış. Felç kalabilir. Hocam siz Batın'ı toparlayın. Ben Mert'e biraz daha sonra bakarım. Bana veda etmeyecek misin baba? B pozitif 4 ünite. Koçunu bulduk. Kolay gelsin. Ben hasarlı bağırsak bölümlerini rezeki edip anastomoza başlayacağım. Ceyda gel biraz konuşalım seninle. Babam iyi mi? Ben de duymak istiyorum. Babam iyi mi? Ersin Hoca bağırsak yaralanmasını onardı. Bunu tabii takip etmek gerek. Ayrıca kurşun omuriliği parçalamış. Kemik kırıkları var. Sinir yaralanmaları da var tabii. 24 saat uyutacağız. Durum sonra netleşecek. Babamı görebilir miyim ben? Elifciğim şimdi olmaz. Lütfen ben babamı görmek istiyorum. Ben babamı görmek. Yukarı çıkalım. Sen babamı görmek istiyorum. Hadi. 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 İlker, şansı var mı? Ceyda. İlker, bak bana doğruyu söyle. Şansı var mı yok mu? Tamam mı? Hepimiz iyileşmeni bekliyoruz. Dayan, tamam mı? Ceyda. Mehmet Bey'in üzerinden bunlar çıktı. Daha ne özel bir zamanda vermek istedim ama personelle ve sürpriz bozulmasın diye şimdi yapmak zorunda kaldım. Hastanenin yeni sahibi. Benimle evlenir misin? Anlayamadım. Yani biz şimdi burada çalışamayız mı? Bizim sözleşmelerimiz tamam. Var mesela onlar ne olacak? Bir daha söylüyorum ama. Arkadaşlar. Bu sefer cevap ver. Hastane satıldıktan sonra benimle evlenir misin? Zaten detaylarıyla konuşulacak.
Kimsenin mağdur olmaması için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Arkadaşlar, hepiniz rahat olun. Tüm bu detaylarla Zerrin Hanım bizzat ilgilenecek. Ve bütün gelişmelerden sizleri haberdar edecek. Tekrar söylüyorum. Fulya Hastanesi'ni satma kararı aldım. Evet. Biz bugün Fulya Hastanesi çalışanları olarak değil, bu ülkede çeşitli hastanelerde, kliniklerde, dispanserlerde ve sağlık ocaklarında hizmet veren bütün doktorlarımız ve sağlık personelimiz adına buradayız. Ne yazık ki son zamanlarda sıkça rastladığımız bir olay bugün bizim hastanemizde vuku buldu. Vazifesini yerine getirmeye çalışan bir cerrah, bir hasta yakınının silahından çıkan bir kurşunun hedefi haline geldi. Doktor Mehmet Salihoğlu, şu anda daha önce onlarca hastayı tedavi ettiği yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor. Mehmet Salihoğlu, vazifesini her zaman kendisinin önünde tutmuş örnek bir cerrahtır. Bir babadır. Tıpkı bu şekilde zarar görmüş, hırpalanmış, hatta öldürülmüş diğer meslektaşlarımız gibi. Bizler ve bütün hekim arkadaşlarımız hayatımızı insan sağlığına, yaraları iyileştirmeye adamışken tutmaya çalıştığımız ellerden gelen bu tokatları hiç hak etmiyoruz. Bizler bugüne kadar işlerini yaparken saldırıya uğramış, bıçaklanmış, darp edilmiş, kurşunlanmış bütün meslektaşlarımız adına artık bu olayların son bulmasını, sağlık sektöründeki koşulların iyileştirilmesini istiyoruz. Erzincan'da, Konya'da, Balıkesir'de, Gaziantep'te yapılan gösterilerde söylenenlerin arkasındayız. Biz işimizi yaptığımız için cezalandırılmak istemiyoruz. Biz hiçbir meslektaşımıza bu şekilde veda etmek istemiyoruz.